Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Asrarul Uzama, uluğlarının sırları deb nomlanadigan silsila dersimizin bugün Ca'far-ı Sadiq, Ca'far ibn Muhammed ibn Ali ibn Hüseyin ibn Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhu. Ali radıyallahu anhu'nun zürriyatı, Ca'far as-Sadiq. Bu derslerimiz ümmetinin ulu insanları hakkında söz yürütedi. Tarihi şahsiyetler, onların siretleri, fiil atvarları, kılgen işleri ve mana şu bir yükselik geçişiye sebep boyan onların sırları. Bu derslerimiz, ana şu uluğlarımızın sırlarını ümmet yetkizedi ki şayet ümmet ana şu sırlardan bahabar olsun. Özlerine şu ularda bu genlerden tatbik edip payda akılsın ve ümmetini başka ümmetlerde yani bir peşkadam imam ümmet bol işi getirilsin. Biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabalar hakkında dersler kıyamız. Yani bu derslerimiz ana şu 3 asırdan keyingi davrda yaşayan ulu insanlarımız hakkında boladı. Müslümanların imamı Ca'far ibn Muhammed ibn Ali ibn Hüseyin ibn Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhu. Ca'far-ı Sadiq. Bu kişi mana shu laqabi bilan tarixda qolgan. Ko'pchiligimiz Ca'far-ı Sadiqni Ali radıyallahu anhu'ning zurriyoti ekanligini bilamiz, ammo bu kishini Abu Bakr Siddiq radıyallahu anhu'ga ham nasl nasabda ulanishligidan xabarimiz yo'q. Ca'far-ı Sadiq, Abu Bakr Siddiq raziyallahu anhu'ya iki tomondan o'g'il bo'ladi. U kishi aytadi, men Abu Bakr Siddiqga iki tarafdan o'g'il bo'laman. U kishining onasi Ummu Farva bintul Qosim ibn Muhammad ibn Abu Bakr Siddiq. Ya'ni Abu Bakr Siddiqning o'g'li Muhammad tomonidan farzand bo'ladi, ona tomonidan. Endi onasining onasi Asmo bint Abdurrahman ibn Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiqning o'g'li Abdurrahman tomonidan ham, demak ikki tomonlama Abu Bakr Siddiqga o'g'il bo'ladi. Bunga yana Ali ibn Abi Talibning zurriyoti ekanligini ham qo'shib qo'ying. Albatta nasl nasab birodarlar hech qanday gap so'z sig'maydi. Bir tomondan Muhammad alayhissalomga Ali ibn Abi Talibga bog'lanyapti. Fatima Zahro Ali ibn Abi Talib, bu tomondan Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuga. Nasl nasab ukalar, turmush qurishlikdagi İmondan keyin birinchi qaraladigan punkti qiz tanlashda. Birinchi o'rinda diniga qaraymiz, orqasidan nasl nasab ham o'ta muhim narsa. Tagi tuguni toza bo'lishligi, tagi tugida haromlarda bo'lmasligi, zinoni fahshni bo'lmasligi, halol luqma bilan katta qilganligi. Siz xarador bo'layotgan xonadondan xalqning ichiga nojoya bir so'z fikr chiqmaganligi bu katta narsa. Nasl nasab ikkinchi o'rinda turadi birodarlar. Kelin tanlashda dindan iymonidan keyin. Ca'far as-Sodiq hijriy 80-yilda Madinada dunyoga keldi va mana shu joyda vafot etdi. Laqabi as-Sodiq. Rostgo'yligi bilan mashhur bo'lgan edi. So'zida, ishida, fe'lida biron marta yolg'on zohir bo'lmagan edi. U kishi o'zining davrida imom bo'lib, faqih bo'lib tanilgan edi. Yana Ca'far as-Sodiq o'ta hakim, hikmatli inson edi. Kişide ilim köpeyse, ahlakı yüksek olsa, şu narsa öz egesinde hikmetini payda akıladı. Hem de dinli fahimlaştığı da görünedi. Dinde şunu yaptı mı hikmetini? Demek ilmi çukur. Dinde şunu yaptı mı hikmetini? Demek ilmi çukur. Sayaz mı? Demek dinli hikmetini düşünmedi bunda insan. Bu kişi özünün sahavatı bilen ham maşgur idi. Bunda acaba aynı şeyde hacatı yok. Çünkü Ca'far-ı Sadiq, Abu Bakr Siddiqqa bog'lanadi dedik nasl nasabi. Abu Bakr Siddiqning qanchalar sahovatli ekanligini, birodarlar, mana sahobalarning tarixida o'qib o'rganganmiz. Ca'far-ı Sadiqning shogirdi Hiyoj ibn Bustom at-Tamimiy aytadi. Ca'far-ı Sadiq infoq ihson qilar edi, bola chaqasiga hech narsa qolmay qolgunicha. Uyiga hech narsa qolmay qolardi ihsonni ko'pligidan, sadaqatini ko'pligidan. U kishidan birodarlar, u kishini mana hakim dedik. Hakim dedik. Riboni hikmatini so'rashdi. Nima uchun ribo harom? O'zlar asli shariatimizda birodarlar, nima uchun namoz o'qiladi, nima uchun roza tutiladi deyilmaydi. Bu savol berilmaydigan narsalar, taabbudiy masalalarda aqlimizni ishlatmaymiz. Nimaga endi xufton 4 rakat? Nimaga shom 3 rakat deyilmaydi.
Endi bu kişiden ribonu harom qilinishligini hikmati so'raldi. Biz odatda ribo haqida gapirganimizda birodarlar, uni faqatgina iqtisodiy zararini gapiramiz. Lekin Ja'far as-Sodiq mana shu dinni nozik joylargacha chuqur tushirgan faqih inson bo'lganligi uchun quyidagicha javob berdi. Alloh taolo ribonu harom qildi. Odamlar bir-birlariga ma'rufni man qilmasliklari uchun, ya'ni bir-biriga yaxshilik qilib turishligi uchun. Hayr ihson qilsin, sadaqa qilsin, infoq qilsin, bir-biriga nisbatan yaxshilik qilsin. Riboda bu narsa yo'q. Riboda pulni beradi, foydani oladi. Riboda pulni oladi, foydasini beradi. Odamlarning o'rtasidagi ma'ruf degan narsa yo'qolib qoladi. Ja'far as-Sodiq odamlarning o'rtasida bo'ladigan husumatlarni yo'q qilishlikka o'ta ham haris edi. Agar ikkita odam talashib tortishib qolganini ko'rsa, sababini so'rar edi. Agar shu ikkala tortishayotgan odam o'rtasidagi muammo pul bo'lsa, men to'layman deb qo'yardi-da, mushkulani hal qilib qo'yardi. Shuning uchun doim qarzdor bo'lib yurardi. Kambag'al bo'lganligidan emas, odamlarda qarzini bo'yniga olib qo'yganligidan. Ta'assuf, bizi zamonimizga kelib turib, o'zini qarzini to'lagisi kelmaydi odamlar. To'g'rimi? Shuning uchun doim qarzi bo'lar edi, faqirlik uchun emas, birovlarning qarzini o'zining zimmasiga olganligi uchun. Ja'far as-Sodiq faqatgina ilmli, olim, faqih emas edi. U kishi o'zini fe'l-atvori bilan, axloqi bilan odamlarga ibrat bo'ladigan inson edi. U kishining ishlaridan, mana saxovatidan qopni ichiga nima edi, nonmi, go'shtmi, pulmi, faqirlarga kerak bo'lgan narsalarni solardida, yelkasiga haligi qopni ko'tarib, tuni bilan Madina ko'chalarini aylanib, faqirlarning eshigini tagiga qo'yib ketardi. Odamlar bilmasa-da kim qo'yib ketishini. Faqirlar chiqsa eshigin tarif infoq turibdi. Olardi, haqqiga duo qo'yib ketardi. Keyin qachon bilib qolishdi Ja'far as-Sodiq qilayotganligini. Ja'far as-Sodiq vafot etdi, infoq ihsonlar to'xtab qoldi. Shunda bilishdi. Ungacha mana shu qilgan ihsonini hadisda tilganidek, o'ng qo'li qilganini chop qo'liga bildirmaydigan kishilardan edi. Ja'far as-Sodiq, Alloh taolaning kishiga rahmati bo'lsin. Ja'far as-Sodiqni hikmati, dinni fahmlash haqida alohida to'xtalib o'tishimiz kerak. Ja'far as-Sodiqni sirat haqida kitob yozgan muorixlar uni hikmatini va qiyin savollarga bergan ajib javoblarini ko'p keltirishgan. Ana shunday mushkulali savolga bir olim zo'r javob berib qo'ydimi? Demak, ilmini quvvatiga, hikmatini quvvatiga dalolat qiladi bu narsa. Ja'far as-Sodiqning shogirdi Sufyon as-Savriy aytadi: Makkada Abu Abdullohning yonida edim. Ya Abu Abdulloh Ja'far as-Sodiq. Abu Tuhga to'xtagan edi. Men dedim: "Ey Rasulullohning o'g'li, nima uchun Mavqif Arafat haramning tashqarisida? Masjidul Harom bor va haram hududi bor, kattaroq territoriya. Arafat haram hududidan tashqarida. Nimaga haram hududidan tashqarida Arafat?" Shunda mana nima deb javob berdi. Mana hajning tartibiga berilgan daqiq bir tafsir. U aytdi: Ka'ba Allohning uyi. Haram ana shu Ka'baning chegarasi, devori. Mavqif Arafat uni kirishi. Demak, Baytulloh Ka'ba, haram uni hovlisi, endi Arafat tashqari. Hojilar Baytullohni qasd qilib kelganlarida eshik oldida to'xtaydilar Arafatda. Ular Allohga tazarru qilib yolboradilar. Ularga kirishga izn berilgach, o'zining ikkinchi eshigiga, Muzdalifaga yaqinlashtiradi. Muzdalifa haramning ichida. Arafatda kun chiqqandan kun botgunga qadar duo iltijo qilib turadi hojilar. Kun botgandan keyin Muzdalifaga kelib tunaydi. Demak, haramning ichiga kirdi. Birinchi eshigini oldiga kirgizdi Muzdalifaga. Ularning Alloh taolo tazarrularini ko'pligi va uzoq qilgan ijtihodlariga qarab turib, ularga rahim qiladi hamda qurbonlik qilishlikka buyuradi. Va hojilar qurbonlik qiladi. Qurbonlik Alloh bilan insonlarning o'rtasida to'siq bo'lib turgan gunohlarning kechishiga sabab bo'ladi. Qurbonlik qiladi, gunohlari kechiriladi. Allohni to'sib turgan, bandalarni to'sib turgan gunoh yuvilgandan keyin Alloh taolo shundan keyin o'zini uyini ziyorat qilishga izn beradi dedi. Qarang, bir ajib bir ta'rifki, hajni tartibiga berilgan. Sufyon so'radi: "Nima uchun tashriq kunlari roza tutishlik mumkin emas?
Taşrik günleri başı hac günleri 3 gün. Sufyon'ga Cafer-i Sadiq aytdi. Çünkü ular hacılar. Allah'ın ziyafetinde mehmanını mezban üyüde rozalar buluşu lazım bulmaydı dedi. Bana şu 3 günde roza tutup bulmaydı. Abu Naim özünün Hulyatul Avliyası'da keltiradı. Abu Cafer al-Mansur Madine'ye keldi. Bu Cafer al-Mansur Abbasiler memleketinin en kudretli halifelerden bu gel. Abbasilerin halifelerinden. Madine'ye geldi. Yüzüge paşa kondu. Haydadı. Yine kondu. Yine haydadı. Bir neçe metahede bezar kovardı. Şu payette Cafer-i Sadık kirip geldi. Halifenin meclisi gel. Şimdi paşa halifenin zeyrektir geldiğinden haberi yok. Cafer-i Sadık zamanasının en küçüğü oğlumu. Halife soradı. Ey Abu Abdullah. Allah ne yaratken paşanı dedi. Şimdi bu onun boyaki halatıdan haberi yok. Cafer-i Sadık şartta cevap verdi. Allah o bulan cabbarlarını horlaşışındı bu. Cafer-i Sadık'a Allah da Allah güzel hulk verdi. Çukur ilim verdi. Acif fiil verdi. Kemterlik verdi. Yine bunlara koşup vakar, haybatını ham verdi. Sırlı, haybatlı, vakarlı adamıdı. Manaman degen halifeler ham bu kişinin aldı da sır basıp olardı onlarını. Nasıllar? Ömer ibn Hattab raziyallahu anh'a koyma şimdi bir sırlı, vakarlı adam bugün, vakur bugün. Adamlar gelip, ey amiral müminin, sal mulayim rab olin. Şu yüreğlerimiz yorulup geteydi, sizi aldıysa turganımızda, deyişti. Karayıp durup, halife amiral müminin, bu men sizlerge kıyan zulüm tüfeğiyle şuna kamı? Yok, sizden fakat adalet tüköremez de yanı da paraladı gör. Beni bulagi bugün sırrımı haybatımı yeniyem kattar hakkı yanı da duakı yanı da. Şemsiddin az-Zahabi Fazlımlı Rabi'den o ise otasından rivayet kıladı. Abu Cafer al-Mansur beni çakırtırıp Cafer ibn Muhammed beni mülkümde malamat kıptı. Beni aldım ki opke. Eğer ben onu katıl kımasam Allah beni katıl kısın dedi. Bana Cafer al-Mansur halife Cafer-i Sadık'ın katıl kılıçlığını kas kıldım. Men Cafer-i Sadık'ını topup halifenin yanına çakırıp geldim. Müşkülerini sezgendik, taharat oldu. Huddu ölümge tayinlengendik, kiyindi. Ve yeterlep gelirken ben nimelerde de pikirada sözünü düşünmedim. Kelip Amir el-Mumini'nin huzuruna girişkizini soradı. Halife onu apkir dedi. Kiyin yana eğer men onu katıl kılmasam Allah beni katıl kısın dedi. Cafer-i Sadık meclisine kirdi halifenin meclisine. Kirişi bilen halife şart onudan durdu da şaşıp Cafer-i Sadık'ın ağlıya kirdi. Korudan yeteyip özünü meclisine köterdi. Ot yüzüp mulayimlik bilen yüzüge tikilip durup hoş gelipsiz. Hıyanattan pak taze insan. Beni akem, beni amakimli oğlu deyip özüge yakın kıldı. Yüzüge tikilip durup ne mehacat izbar ettin bacaramız dedi. Kalplar buradalar Allah Teala'nın kolunda. Kalplar Allah Teala'nın kolunda. Öldüremen deyip dururken halife kelişi yıkılırken münasebetini, muamelesini körüyün. Cafer-i Sadık o üçün işinize soramadı. Mekke ve Medine ahlını maaşları keşkoyanı yine etti. Bacaramız dedi. Sonra büyüdü bir cariyeye şişede cüde bir kımmet baha atırdı ap geldi. Halife alıp özü kolu bile sürtüp koydu. Ve keşke ruhsat verdi. Cafer-i Sadık çıkıp gitti. Kimi başıdan esi üçtü? Cafer-i Sadık'ın yetelep yiyen kişinin arkasından yürüp çıktı. Ya Resulullah'ın oğlu, halife sizi katıl kılışıdır şubham yokudu. Ha bunun oğlunu ki sizi ikram körsatıp çıkardı. Keliyatkenimizde bir nesalada pişir odayız. Neme dediyiz dedi. Yani neme de dua kılıyız ki sizi öldüremem de durduğun halife sizi izzat ikram körsatıp çıkardı. Cafer-i Sadık aittı. Ey Rabbim, kança nimetini menge ata kıldın. Unga şükür kılışım az boldu. Kança bala bulan beni sınadın. Unga menin sabrım az boldu. Ey nimetlerge şükürüm az bolsa ham ularını man kılmagan zat. Ey balalarge sabrım az bolsa ham beni hor kılmagan zat. Ey masiyetlerim için beni şarmanda kılmagan zat. Ey sanaksız ve tükenmez nimetlerinin egesi. Ey bitmez tükenmez marufların egesi. Dünyayım bilen dinimge yordam ber. Takva bilen ahiretimge yordam ber. Bilmegen nesalarından beni saklayın.
Mening nafsim istayotgan narsaga meni tashlab qo'ymagin. Ey günahlar zarar qilmaydigan, kechirishlik mulkini kamaytirib qo'ymaydigan zot. Senga zarar qilmaydigan narsada meni kechirgin. Seni mulkingni kamaytirib qo'ymaydigan narsani ato qilgin. Ya Al-Vahhab, sendan yaqin yengillikni va go'zal sabrni so'rayman. Jamiki balolardan ofiyatni va ofiyat uchun shukrni so'rayman dedim dedi. Kimga suyandi? Hammani qalbi Allohning qo'lida. Shikoyat kimga qildi? Robbisiga qildi. Mana shu taqvo, mana shu Allohga bo'lgan ishonchi, tazarrusi uni qatl qilaman deb turgan kishini qalbini yumshatib qo'ydi. Ya'ni Alloh azza va jalla o'z yordam berdi. Chunki payg'ambarimiz aytganlaridek, hamma odamlarning qalblari xuddi bitta odamning qalbidek Alloh taolaning barmoqlaridan ikkita barmoqning o'rtasida xohlagan tomoniga burib qo'yadi. Qalblar Alloh taolaning qo'lida. Ja'far as-Sodiq ilm ma'rifatda shunday bir martaba yetdiki, o'zini zamonasidagi hamma ahli ilm u kishini fazilatini tan oldi. Bironta odam yomon ko'rmasdi u kishini ahli ilmlardan. Ibn Hajar Ja'far as-Sodiqni ta'riflab aytadi, rozgo'y, faqih, imom edi deb aytadi. Imom Shofiy, Ibn Ma'in, Ibn Hibbonlar ham mana shunday chiroyli so'zlarda aytib, u ahli baytning sayyidlaridan, taba tobiinlarning obidlaridan deyishardi. Ja'far as-Sodiq taba tobiin bo'lgan. Ya'ni tobiin bo'lgan degan so'z ham bor. Sahl ibn Sa'd roziyallohu anhu va Anas ibn Molikni ko'rgan deyiladi. Ikkala so'z ham bor. Madinaning olimlaridan. Siz bilan bizning mazhabimizning boshlig'i Abu Hanifa nomonini sobit rahmatullohi alayh aytadiki, Ja'far ibn Muhammaddan ko'ra faqihroq insonni ko'rmaganman. To'lala mazhabning eng ulug' imomi deyilgan imom Abu Hanifa Ja'far as-Sodiqdan ko'ra faqihroq odamni ko'rmaganman deyapti. Ko'ringlar biz kimning hayotini o'qiyapmiz. Kimlar ularni maqtayapti? Xalifa Ja'far al-Mansur odamlar Ja'far as-Sodiqni so'ziga ko'p quloq solib, yaxshi ko'rayotganligini ko'rib turib Abu Hanifani chaqirtirdi. Odamlar Ja'far as-Sodiq bilan fitlanib qopti. O'zingizni masalalaringizdan 40 ta qiyinini to'plab keling dedi. Men shunday qildim dedi. Xalifani huzuriga kirsam 40 ta masalani tayyorlab. Ja'far as-Sodiq o'tiribdi Xalifa Mansurni oldida. Kirishkizini so'radim, kirdim. Bu kishini tanishsizmi deb so'radi Xalifa. Ha, bu Ja'far ibn Muhammad dedim. So'rang savollaringizni dedi. Va men savollarni, masalalarni o'rtaga tashlay boshladim. So'ragan har bitta savolimga Ja'far as-Sodiq Abu Hanifa aytibdi. Sizlar Hanafilar, bu masalada mana bunday deysizlar. Madina ahli mana bunday deydi, biz esa mana bunday deymiz deb uchala tarafni fikrini beryapti. Ba'zi masalalarda bizi fikrimizga to'g'ri keladigan aytdi. Ba'zisida Madina ahliga to'g'ri keladigan fatvolarda aytdi, Madina ahlining gapiga to'g'ri kelgan, ba'zida umuman bizga qarshi bo'lgan gaplarda aytdi dedi. Shunday qilib 40 ta masalani so'radim, bironta masalani javobsiz qoldirmadi dedi. So'ngra aytadi Abu Hanifa, axir aytmaganmanmi? Odamlarning eng bilimlisi odamlarning o'rtasidagi ixtiloflarni biladigani. Ya'ni faqat o'zini tarafining ilmini bilmaydi. Unga muxolif bo'lib turgan tomondagi ilmni ham biladi. Ja'far as-Sodiq mana shunday inson edi. Ja'far as-Sodiq juda ham hakim inson bo'lgan. U kishini hikmatlardan ayrimlarni o'qib beraman, aytadigan gap ko'p. Ja'far as-Sodiqning hikmatlaridan. Diqqat qilinglar-da, qaysi gunoh insonda boshiga nima olib keladi? Ne'matlarni yo'q qiladigan gunoh haddidan oshishlik. Nadomatni keltiradigan gunoh qotillik. Nafrat jazoni keltiradigan gunoh zulm. Ayblarni ochib qo'yadigan gunoh aroxo'rlik. Rizqni to'xtatib qo'yadigan gunoh zino. Fanoni shoshiltiradigan gunoh qotiyur rohim, o'limni tezlashtiradigan gunoh qarindosh urug'lar bilan aloqani uzishlik. Duoni rad qiladigan gunoh ota-onaga oq bo'lishlik. Yana u kishining hikmatlaridan idza udifal balao ilal bala kana minal balai afiya. Agar balo ustiga balo kelayotgan bo'lsa, bu keyingi kelayotgan balo afiyat balosi ekan.
Yani tüge yaptı da yana bu. Üç kıl adamdan kuşuyor bu. Hayinden, zalimden ve çakınçıdan. Seni faydan için hıyanat kıyan kişi seni zararın için hem hıyanat kıpıyor adı. Seni faydan için buraya zulüm kıyan kişi seni zararın için hem buraya zulüm kıpıyor adı. Seni faydan için çakımçılık kıyan adam seni zararınca hem çakımçılık kıpıyor adı. Polançının yapını kötarıp geldi mi? Çakımçılık kıldı mı? Hatırcan bu lensizkini hem kim gelir? Karnı tokulgiye şükür kılıcı insan rozadar kabıdır. Buradalar daim roza tutamayız, naf rozalar. Lekin şükür keltirip yaşayalıydı. Karnı tokulgiye şükür keltirirken adam huddu rozadar yokşaydı. Afiyetine şükür kılgen kişi balaya uçurgen kişi kabıdır. Yani balası ki sabır kılırken adam ya kança acır olsa afiyetine şükür kılırken insan gelmiş üçüncü bu olaydı. Mucamalatun nasi sulusul akıl. Odamlar bilan güzel muomala qila olishlik aqlning 3dan 1 degan ekan. Odamlar bilan güzel muomala qilishlik aqlning 3dan 1. Shuning uchun birodarlar, odamlar bilan qilayotgan muomalamizni qarab qo'yaylik. Ja'far as-Sodiq haqida aytilish kerak bo'lgan so'z ko'p. O'z zamonasidagi kibor faqihlarga ustoz bo'lganligi o'zi u kishi uchun yetarli sharaf. Sufyon as-Savri, Abu Hanifadek insonlarga ustoz bo'lgan bu kishi. Ja'far ibn Muhammadning ulug'ligini siri nimada? Uzot ilm, taqvo, saxovat, axloq egalari bo'lgan Ahli Baytning oilasida tug'ildi. Ya'ni qarang, Ahli Baytda boshqa odamlar ham bo'lgan, lekin bu kishida qanday martabaga erishmagan. Bu ulug' inson ulug' oilada dunyoga keldi. Va shuni o'zi bilan kifoyalanmadi. O'zini ustida qattiq ishladi. Ilmga qattiq harakat qildi. Nafsini jilovladi, nafsiga odob berdi. Demek bu kişinin ulug'ligini sırrı birincisi ailesi de xos şartda ve özünü üstte kattık işlegenliği de. Mana şu üç tane sana sarayımız bu kişinin hayatı da ulug'ligi yetelap çıkan sababar katarı da. Demek ailenin yakşı buluşu kifaya kımasakken ulug insan buluşu. Kimdir sizi xos talibi verirkenliği hem kifaya kımasakken siz özüzge bağlı bugün mehnetle kılıçlık iskereyi baladı. Ja'far ibn Muhammad Ja'far as-Sodiqdan Alloh rozi bo'lsin. Siz bilan bizlarga ummatning ulug'laridan bo'lgan mana shunday insonlardan ibrat olishni nasib qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum.